Efendim, gece görüşünde gündem yoğun. O nedenle hızlı hızlı konularla devam ediyorum. Şimdi acaba Amerika Çin'in önünde kaç defa eğildi? Amerika Çin'in önünde eğildi mi? Niye bu soruyu soruyorum? Çin'de resmi temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'ın görüntüleri dünyada gündem oldu. Çin'de bir dizi görüşme gerçekleştiren, görüyorsunuz, 76 yaşındaki Yellen'ın Çinli mevkidaşıyla kameralar önünde görüştüğünde tokalaştıktan sonra birkaç kez aşırı derecede öne eğilmesi alay konusu oldu. Amerika'da bazı cumhuriyetçi siyasetçilerse Yellen'ın diplomatik protokolü bozduğunu söyledi. Ciddi bir boy farkı var ama tabii aynı zamanda yaştan da olabilir. Bu arada oradan da arkadan da bir müdahale var. Bu arada ulaşamamıştık kesinti nedeniyle Sayın Ali Rıza Öztürk 23 ve 24. dönem CHP milletvekili de bizimle birlikte. Şimdi protokol açısından bakacak olursak Sayın Milletvekili, önce Ali Rıza Bey ile başlayalım. Siz bu protokol işlerini hepimizden daha iyi bilirsiniz çünkü. Yalın gerçekten diplomatik protokolü bozdu mu? Neden bu görüntüler bu kadar çok konuşuldu? Yani bir Çin-Amerika dengesi var ama Amerika Çin'in önünde bu kadar eğilmiş mi oldu? Yoksa bir protokolde yanlışlık mı oldu? Ne oldu orada? Öncelikle stüdyoda bulunan tartışmacı arkadaşlarıma ve sizlere iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Çok şimdi teşekkürler. Her ne kadar siz bizim protokol işini çok iyi anladığımı söylediyseniz de ben aslında köylü çocuğum. Bu protokol işlerinden çok fazla anlamam. Evet. Yani şey yapmam ama... Hani milletvekili olunca öyle oluyor ya, o yüzden. Evet, evet. Çok haklısınız da. Şimdi ben tabii bu tip şeyleri çok önemsemiyorum. Yani Yelena'nın Çin şeysinin meslektaşının karşısında eğilmiş olmasını o andaki bir şeyden de olabilir. Bir hareketten de olabilir bu. O anda gelişen bir spontane olay da olabilir. Yani ben bilinçli yapıldığını düşünmüyorum. Bilinçli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Yellen orada bilinçli bir şekilde bir anlam yüklenecek şekilde eğilme yaptığını düşünmüyorum ben. Çin'in de buna zaten ihtiyacı yok. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten bu tip şeyler aslında gelişmiş ülkeler açısından çok fazla önemli olmuyor ama bizim gibi geri kalmış ülkelerde bu tip şeyler çok önemseniyor. Bunun da şimdi dünyada bu kadar tartışılmasını da ben doğru dürüst anlam veremedim doğrusu. Ben şey ama tabii ki şey baktığımızda... Ama arkadan bir müdahale var, gördünüz mü? Bakın hanımefendi, bir arkadan evet. Bir hanımefendi gelip resmen müdahale ediyor orada. Evet evet, yani işte şey yapıyor, yapma falan diyor. Şimdi bu aslında tabii şöyle bir şey var. Bunun siyasi ve ekonomik platform taşıyacak olursak tabii ki Amerika şu anda bir yanda Rusya ile ilgili gerçekten çatışma içerisinde, fiili çatışma olmasa da evet. Ukrayna üzerinden Rusya ile çatışma içinde. İşte İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi ve NATO'yu tamamen kendi vurucu gücü haline getirmesi. Bir yandan da Çin hem ekonomik olarak gelişiyor hem de siyasal anlamda çok ciddi olarak gelişiyor. Ve en son işte bu İran, Çin, Rusya dayanışması ve Türkiye'nin de buna sempatiyle bakması Amerika'ya bence biraz ürkütüyor gibi geliyor bana Çin'in karşısında. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında da çok fazla bir anlam yüklemiyorum yani. Böyle hani devlet adamlar karşılıklı oturuyorlar. Peki. İşte o bacak üstüne atıyor, ötekisi atmıyor. Ya bu bir kompleks ifadesi midir? Yani aşağılı kompleks ifadesi midir? Yoksa eşitler arasında ilişki midir? Ben bunları çok önemsemiyorum. Belki şekilcilik önemli ama usulde önemlidir. Ya hukukta önemlidir şekilcilik. Yani usul önemlidir. Esas usulden sonra gelir. Ama bu tip şeylerde vallahi işin doğrusunu söylemek lazımsa ben çok önemsemiyorum. Çok da şey bulmuyorum yani. Tartışılacak, dünyada tartışılacak o kadar çok konu varken bunun tartışılmasında çok anlam veremiyorum.
Peki ama tabii tüm dünya tartıştığı için merak konusu. Hasan Basri Hoca, siz anlam veriyor musunuz? Bir anlamı var mı? Özellikle o arkadan müdahalenin bir anlamı var mı? Evet, öyle alelacele bir düzeltme gayreti var. O gözüküyor. Ya bu yerlerin sanırım yaşıyla alakalı veya Asya kültürünü biraz böyle yanlış yorumlamasıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Anladığım kadarıyla boş bulunmuş. Hemen zaten arkadan müdahale geliyor. Ve şey gibi değerlendirmiyorum. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir yetkilisi, Çin'in yetkilisi karşısında ezikliğinden eğiliyor vesaire gibi değerlendirmiyorum şahsen. Yani bu işte diplomatik nezaketin biraz abartılmış, Asya kültürüne bir referans vermeye çalışma gayretini biraz eline yüzüne bulaştırmış gibi geliyor bana. Arkadaki zaten hemen müdahale ediyor. Çok reel bir karşılığı yok ama bu tür şeyler sembolik. Niye biz tartışırız bu tür şeyleri bizim gibi ülkelerde? Hani biraz önce Ali Rıza Bey söyledi ya, ya bizde bunlar çok önemsidir. Biz tartışmıyoruz falan. Dünya tartışıyor yo, bu hayır. Arada. Bir dakika düzeltelim, itirazım var. Hani bizdekinden başlayıp oraya doğru gideceğim. Bizde önemsenir çünkü hani Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler olduğunda işte bizim çok hani tarihimizde can sıkıcı örnekleri vardır. O örnekler üzerinden kafaya takarız ve o sembolik fotoğrafları özellikle Amerikalılar karşısında vermek istemeyiz veya bir batılı ülkenin karşısında vermek istemeyiz. Dünyada yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin bu kadar çok konuşuluyor olmasının sebebi ise aslında siyasi tartışmalar, cumhuriyetçilerle demokratlar arasında birbirlerine karşı kullanılan argümanlardan bir tanesi, gündelik argümanlardan bir tanesi. Çünkü cumhuriyetçiler özellikle Çin'e karşı çok daha sert yaptırımların ortaya konulması gerektiğini, demokratların ülkeyi, ülke ekonomisini iyi yönetemediğini, Çin parasına ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla eğildiğini falan söyleyerek buradan demokratlara bir gol atmak istiyorlar. Yani işte Yellen'in de bu tavrı çok acemice bir tavır. Yani belki işte dedim ya hani yaşlılığından, belki o kültürü çok iyi bilmiyor olmasından. Yalnız Çinli'nin tavrı oldukça bilinçli. Çünkü o hani görüyor karşısındakinin tavrını, ufacık bir nezaket gösterisiyle aynısını yapmıyor. Özellikle kaçındığını hissediyorum ben. Bu resmi vermeye çalıştığını anlayabiliyorum. Çünkü Çinliler son dönemde Amerika ile olan ilişkilerinde biraz daha bu gerilime kendilerini kaptırmış gibi gözüküyorlar. Uzun yıllar boyunca Amerika'nın dikkatini çekmeden büyümeye çalışan Çin, bugünlerde Amerika'nın dikkatini çekecek, onu doğrudan göğüsleyecek, onun doğrudan karşısına gelebilecek eylemleri sembolik de olsa yapmaya başladılar. Bu nedenle de hani Çinli mevkidaşının bilerek ona bir karşılık vermediğini görüyoruz. Ama hikaye biraz bence abartılıyor. Yani Batı medyasının içerisinde, Batı siyasetinin içerisinde, Amerikan siyasetinin içerisinde bilerek abartılıyor. Bir anlık hataya kurban gitmiş yerlen, bunu da kullanırlar. Şimdi mesela cumhuriyetçiler de buna karşı Trump'ın buna benzer görüntüleri, pardon demokratlar da buna karşı Trump'ın buna benzer görüntülerini falan yayınlıyorlar. Ali Rıza Bey'in dediği gibi biz Türkiye'den ve benzeri ülkelerden bu tür şeylere, bu tür sembolik anlam yükleme işlerine fazlaca alışkınız. Amerika'da da siyaset gerildiği müddetçe bu tür şeyleri göreceğiz. Ama bu şu anlama asla gelmiyor. Yani ben özellikle Amerikalıların Çinlilerden çok korktuğu kanaatine hiçbir zaman sahip olmadım. Amerikalılar aksine Çin'in sahip olduğu gücü ve kapasiteyi abartılı göstererek onu düşmanlaştırma çalışmasını yapıyorlar son 10 yıldır. Yani işte bakın Çin yeni rakip, Çin'le bir soğuk savaş gibi bir duruma gidiyoruz. Çin çok büyüdü, Çin geliyor, Çin bizi devirecek diye. Sanki bir nevi provokasyon yapıyor Amerikalılar 10 yıldır. O kadar ürküntü içerisinde olsalardı Çin'e karşı bu kadar gevşek davranmazlardı. Yani mesela son dönemde AUKUS ve benzeri anlaşmalar şey gibi anlatılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı
işte Soğuk Savaş'ta Komünist Rusya'ya olduğu gibi bir çevrelemeye girişti falan. Ben öyle değerlendirmiyorum. Çevreleme ve gerçekten Sovyetler Birliği'ne uygulanan biçimiyle Çin'in karşısına çıkmış olsa Amerika Birleşik Devletleri çok daha farklı işler yapar. Mesela Avustralya'ya nükleer denizaltı satmaz, onu hediye eder. Bütün ülkelerin güvenlik garantilerini tıkır tıkır vermeye başlar. Öyle bir endişe yok aslında Amerika'da ama kasten abartılan bir endişe var. Onun üzerinden de bir siyaset yapılıyor gibi geliyor bana. İşin açıkçası bu tür diplomatik görüntüler aslını çok yansıtmayabilir. O görüntünün, sembolizmin kendisine aldanmamak lazım. Tabii bu arada, şey, bu arada Batı medyasında özellikle İngiltere'de falan şey yazmışlar ya, yani işte bir gece önce 4 porsiyon mantar yediği için böyle oldu yazanlar falan var. Hatta okuyayım size, bulayım da. Zehirlendim yani. Yok yok, daha komiği. Daily MI UK'de var. Yellen'ın toplantıdan 3 gece önce akşam yemeğinde 4 porsiyon sipariş ettikten sonra Çin'in başbakan yardımcısına cüretkar bir şekilde eğilmesinden halüsinojik mantarların sorumlu olabileceği kaynaklar tarafından ifade ediliyormuş. doğru mu değil mi bence bilmiyorum ama bu mantar olayı bayağı bir medyada var ya, yani yabancı basında. Andes, Bayan Janet şeyi karıştırıyor olabilir mi ya? Japonlarla Çinlileri karıştırıyor olabilir mi? Ben de onu düşünüyorum. Japonlarla Çinlileri. Japonlar eğilerek selamlıyor ya. Olabilir ama ben bundan sonra aynı saygıyı beklerim bak ofise gelince. Tamam, ben zaten Japonum. Akito Melik. Sensei Melik. Valla Japonlarla Çinlileri mi karıştı? Bu arada bu görüntü en çok Xi Jinping İsmet abinin hoşuna gitti. Öyle mi İsmet abi? En çok bir yani ne İsmet abinin adını bir daha söyle. Xi Jinping İsmet abi. İsmet abi senin adın bu mu ya? Bilmediğin bir ön adın mı var senin acaba? Melik ve Hasan koydu. Basri altına katılıyor musun? Bak hadi bir kavga edin şimdi, de göreyim. Yok, şimdi Hande, Amerikalılar bu vücut diline çok önem verirler. Hatta birçok politikalarını da bu şekilde hissettirirler. Hatırlayın, Türkiye ile ilgili bir telefon konuşmasının haberini verirken beyzbol sopasıyla Obama fotoğraf çekmişlerdi. Hatırlayın o günleri. Obama. Evet, Obama. Yani bunlara çok önem verirler. Zaten Hakan Fidan da yıllar sonra beyzbol topuyla karşılık verdi. Evet, evet. Yani bütün bunlar tatbikatlarının isimleri vardır biliyorsunuz. Mitolojiden alırlar ve oradaki mitolojinin etkisi çok anlamlıdır. Mesela en son Akdeniz'de yaptığı tatbikatlarda da mitolojiden aldıkları simgeler çok belirleyici olmuştur. Türkiye'ye karşı hedefin Türkiye olduğu çok net bir şekilde gösterilmiştir. Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı çok önemli bir isim. Yanılmıyorsam FED Başkanı mıydı daha önce? FED Başkanlığından geldi galiba. Evet, evet, önemli bir isim tabii. Evet. O nedenle peki neden böyleler? Çin'e karşı bütün ekonomik ablukayı, yaptırımları koyan Amerika niye böyle davrandı sorusu var. Bence asıl orayı incelemek lazım. Amerikalılar, hani Amerika'ya gideniniz vardır herhalde, birçok arkadaşımız gitmiştir. Yani hangi parmak kaldıralım mı? Hangi mağazaya giderseniz gidin, bakın, biliyorsunuz orada maharet zorunluluğu vardır. Yani hangi ülkede gelmişse ülkenin adı mutlaka ürünlerde yazılır. Çok ağır, yani yoğun bir şekilde her sektörde Çin hakimiyeti vardır. Yani bir anlamda Amerika'daki enflasyonun düşüşünde de Çin'den yapılan ithalatın etkisi büyüktür. Zaten Amerikalılar bunu tartışmayı da yapıyorlar. Şimdi Amerika eğer Çin'e mesela yaptırım uygulanırsa, Çin dese ki ben Amerika'ya mal satmayı bırakıyorum dese, biliyorsunuz ciddi de bir ara mal ithalatı var. Evet. Amerika'da sanayi durur. Mesela Amerika'da şu anda en çok tartışılan konu Çin'deki ihracat rakamlarını ve ekonomideki biraz yavaşlamadır. Amerika'daki ekonominin yavaşlaması Amerika'yı ciddi bir şekilde tedirgin etmektedir. Çin aynı zamanda çok ciddi de bir ithalatçıdır. Yani sadece ihracatçı değil. Her ne kadar ciddi bir ihracat fazlası verse de
dünyanın en büyük ithalatçılarından birisidir. Hatta dünyada Şangay'da biliyorsunuz her sene yapılır. İthalat fuarı yaparlar. Yani bırakın şeyi, ithalat fuarı yaparlar. Hatta Türkiye'den de birçok firma, yanılmıyorsam en son fuara 16-17 tane Türk firması da katıldı. Orada ürünlerini sergiledi. Ben Hasan Hocam'ın şu Amerika Çin'e karşı gevşek davranıyor görüşüne katılmıyorum. Neden? Şundan katılmıyorum. Amerika Çin'e karşı çok yoğun bir çaba içerisinde. Mesela Asya ülkelerinin bir Asya'da NATO'yu Asya'ya kaydırmaya çalışıyor. Mesela Pakistan'daki yaptığı darbe, İmran Han'ın devrilme hikayesi, süreci. Yani bunlar hepsi İmran Han. Yani aslında gevşek değil, tam tersine Çin'in damarına, sinirine basıyor. Mi basıyor? Evet, mesela bunu gördük. Gerçi hani Pakistan'da kim gelse Çin'le ilişkileri iyi tutmak zorunda ama İmran Han'ın özel bir konumu vardı ve resmen İmran Han'ı iktidardan bir operasyonla, bir kumpasla düşürdüler. Tayvan krizini hatırlayın, herkesin ağzı şeylerine geldi, yüreği ağzına geldi, hatırlayın Tayvan krizini. Savaş çıktı, çıkacak binlerce uçak, gemi Tayvan'ın etrafında dolaşıyordu o günlerde. Hatta yayınlar yaptık, oldu ha, oldu ha olacak. Yani doğru, bir kıvılcım bir savaşa yol açabilir diye günlerce dünya orayı takip etti. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı bir kadın vardı biliyorsunuz. O kadının Tayvan ziyareti. Nancy hatta Pelosi Biden bile Pelosi etmemesini istedi. Buna rağmen gitti. Yani diyeceğim şu andaki bu manzara Amerika açısından bence de çok hoş değil. Çünkü yani Amerika'nın aslında biraz da şimdi ekonomideki büyüklüklere de baktığımız zaman yani çok hızlı değişiyor. Yani yaşam paritesine göre bir hesaplama yaparsanız Çin ekonomisi Amerika'yı geçmiş durumda. Hatta daha da farklı söyleyelim. BRICS ülkeleri var şu anda oluşan büyük birliktelik. BRICS ülkelerinin ekonomileri G7'nin üstüne çıkmış vaziyette. Yani bu nedenle yani Amerika'nın bu hali aslında Amerika'nın önümüzdeki dönemde izleyeceği veyahut da önümüzdeki dönemdeki halini yansıtan bir görüntü olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Oo, Hasan Basri Hoca ne diyeceksiniz? Yani gevşek değil, aksine sinirine basıyor. Ondan sonra da üstüne üstlük bir de bundan sonra da böyle davranacak Amerika Birleşik Devletleri. Var mı burada bir kavga? Herkes herkesin sinirine basar. Yani devletler birbirlerinin sinirine basarlar. Ama bunun hani mesela Soğuk Savaş'a nispetle değerlendirdiğinizde o aşamaların daha yakınında bile olmadığını görürsünüz. Yani işte Tayvan krizi çıkar, bilmem ne krizi çıkar veya ticaret üzerinden yaptırımlar vesaire olur. Ama benim bahsettiğim şey hani bu iki ülkenin işte mesela anlatılıyor ya çok kutuplu dünya düzeni, yok efendim Çin yeni bir süper güç olarak karşıya çıktı, ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçti falan. Şimdi bunlar işin bir ayrı kısmı, bir de şu. Yani mesela bakın biraz önce o örneği o yüzden verdim ve ısrarla o örneğin çok önemli olduğunu, ayırt etmek için çok önemli olduğunu söylüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş 1945'te başlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek anlamda Sovyetler Birliği'ni sıkıştırmaya başladığı tarih 1952'dir. 1952 Kore Savaşı'ndan sonra toplumunu durumun ciddiyetine ikna edebilmiş ve topyekin Sovyetler Birliği'ni sıkıştırma politikasına geçiş yapmıştır. Yani düşünün, Soğuk Savaş dediğiniz şey bile en kritik dönemlerinde bile Amerika'nın bu işi çok ciddiye alması 7 yılın arkasındandır. Toplumsal olarak buna ikna olmak, bütün ittifakları ona göre dizayn etmek, Truman doktrini, Marshall planı, NATO'su, her şeyiyle bunun inşa edilmesi belli bir dönem alır. Bu inşa edildikten sonra ne olur? Mesela Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine silah satmaz, bedava verir. Gelir nükleer denizaltı satmaz, gelir o ülkeye nükleer silahlar yerleştirir falan. Yani ya belki bir gün Çin'le Amerika Birleşik Devletleri bu aşamaya gelebilirler. Ama bugün itibariyle böyle bir aşamanın içerisinde değiliz. Gevşek davranıyor dememin sebebi ise şu. Mesela bakın AUKUS'ta yani bu Avustralya, İngiltere ve Amerika arasında varılan anlaşma, satılan nükleer denizaltılar. Orada Fransa'yı devre dışı bıraktılar. Amerika oraya silah sattı. Veya işte NATO'nun içerisinde de
Çin'e doğru Çin'i dengelemek gibi şeyler falan söyleniyor ama bunlar hala çok ham şeyler. Amerika Birleşik Devletleri gerçek anlamda Çin'i dengelemeye kalkıyor olsa Japonya'sından Avustralya'sına, Yeni Zelanda'sından Hindistan'ına kadar birçok ülkeyi neredeyse işgal etmiş gibi bir hale sokar. Dolayısıyla bu ikisi arasında böyle niteliksel bir fark var. O farkın altını çiziyorum. Şimdi şu Amerika Birleşik Devletleri bu işte gevşek davranıyor dememin sebebi de şu. Amerikalılar şu an belli bir dönemdir, belki son 10 yıldır meleklerin cinsiyetini kendi içlerinde tartışmaktan dünya siyasetinde doğru düzgün kendilerinden alışkın olduğumuz biçimde doğru düzgün bir planlama yapabilmeyi becerebilmiş değiller. Yani mesela işte şunu görebiliyoruz. Öncelikle Rusya'yı Ukrayna'da bir bataklığa sokup ondan sonra dikkatini Çin'e çevirip Çin'i orada sıkıştırmak gibi bir eğilim var. Ama bu eğilimi yeterince baskılı bir şekilde, vurgulu bir şekilde ortaya koyuyorlar mı? Koymuyorlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri hala dünyanın hiçbir yerine askeri müdahale yapmayacağını açık seçik beyan ediyor. Bunu beyan ettiğiniz müddetçe dünyanın dört bir tarafında güç boşlukları oluşturursunuz. Ve o güç boşluklarını da Çin olur. İşte ne bileyim bugün Türkiye ile Suudi Arabistan'ın yaptığı anlaşma gibi anlaşmalar olur. Birileri o güç boşluklarını doldurur. Şimdi bu evet bu alanlar bugün gözüküyor. Tabii ama... hocam şunu söyle araya gireyim yani kendisi doğrudan müdahale etmez de müdahale ettirecek birileri içeride illa bulur yani. Ama işte bak tam da onu söylüyorum. Mesela Sovyetler Birliği'ne karşı giriştiği mücadeleden bugün giriştiği veya giriştiğini iddia ettiği mücadele arasında dağlar kadar fark var. Tam işte onu söylüyorum. Eğer gerçekten gevşek davranmıyor olsa çok daha sıkı tedbirler alır. Çok daha sıkı bir boğma politikasına girişir Çin'le ilgili olarak. Evet İsmet Bey'in söylediği rakamlar önemli. Bugün işte Çin Amerika'ya mal satmayı bıraksa Amerika'da enflasyon yükselebilir ama Çin Amerika'ya mal satmadığında kendisi bambaşka bir sorun yumağıyla karşı karşıya gelir. Şimdi dünyadaki bütün ekonomiler özellikle Çin ve Amerika gibi büyük ekonomiler birbirlerine ticari anlamda ciddi anlamda bağımlılık ilişkisi içerisindeler. Ama bu onların girişebileceği jeopolitik mücadelelere engel değil. Bir saat gelir, kimse o saatten sonra enflasyon ne kadar yükselmiş, oradan mal almak o kadar önemliymiş falan demez. Bu da zaten aslında durumun yeterince hani bahsettiğimiz kadar ciddi ve gerilimli bir dönem olmadığını gösterir. Eğer öyle bir şey olsa mesela Sovyetler Birliği ile mücadele ederken Amerika, değil mi? Bütün her şeyiyle yani Marshall planıyla bütün Batı Avrupa'yı ayağa kaldırır. Hepsini topyekün kendi güvenlik şemsiyesi altında toplar. Kimseye iş yaptırmaz. İşi özellikle kendisi yapar vesaire. Bunların arasındaki farka dikkat çekiyorum. Evet bir rekabet olduğu açık. Ticari anlamda bir ticaret savaşı mesela Trump uygulamaya kalktı. Biden geldi başka yöntemlere geçiş yapıldı. Rusya öncelenmeye başlandı. İşte yarın öbür gün bir yıl kadar, bir buçuk yıl kadar seçim süreci kaldı. Biden giderse, Trump gelirse Amerika'nın Çin'e yönelik dış politikasının ne olacağı hakkında net bir pozisyon yok. Trump değil başka bir cumhuriyetçi gelse ne yapacağına dair Amerikan devletinin o alıştığımız kalıplarıyla birini düşmanlaştırıp o düşman üzerinden stratejik pozisyonunu belirleme eğilimi şu an net bir şekilde yok. Benim altını çizdiğim mesele biraz onunla alakalı. Yani bir gün belki olabilir, belki 5 yıl sonra olabilir, belki 2 yıl sonra olabilir ama henüz o noktada değiliz.